Ciddi manada nasılsınız? Canların, e, canlarınız nasıl? Keyfiniz nasıl? Kötü. Ben hastaneye kaldırıldım. Layık atak geçirdim. Cidden hospitalized oldum. Ama olur öyle. <laughs> Baba canın tam zıttıyım. <laughs> Layık atak geçirdim abi. Hastaneye kaldırıldım. Çaresiz hissediyor. Ahlan Binlerce Basur'un Basur'um azdı biraz. Basur'um azdı biraz. Basur'um azınca gitmek zorunda. Abi tabi merhaba babala programına katılacağım büyük ihtimalle sormak istediğim bir soru varsa sorabilirim. Ya canım benim sormak istediğim soru olsa babala programını ben satın alırım. Ozan'ın programı yani. Sina Sinares çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Oğuzhan'ın programı yani. Gidelim derim ki Oğuzhan buraya kimseyi sokma. Sadece ben soracağım derim. Oğuzhan da de der ki tamam. Yani lütfen. Ama Oğuzhan'a yazdım bugün. Dedim ki ben gelmeyeceğim. Ee, çünkü PKK terör örgütü müdür? Onu soracaktım. Zaten soran oldu. <laughs> Kedin lenf kanseri miymiş? Ah. İşte geliyor özel harekat. Geçmiş olsun. Efe Aydal'a bir parantez açmanın zamanı gelmedi mi lordum? İkinci turda oy vermeyeceğim dedi kendisi. Ya arkadaşlar diyebilir ya. Yani burada gerçekten hedef Efe Aydal mı? Sen bir seveni olarak git yorumlara yaz de ki. Kardeşim yaptığın yanlış. Oy verir misin lütfen? Şu şu sebeplerden dolayı yanlış da. Yani şunu en azından bu seçim döneminde şunu anlamış olması lazım insanların. İnsanları linç ederek bisik beceremiyorsunuz. Ha bu çalışmıyor yani. Yani bari bu seçim döneminden bu çıkarımı yapın amına koyayım. Yani incecileri linçlediniz, götten siktiniz de ne oldu amına kodumun ok trolleri? Yani ne oldu? Binlerce Adam şey mi dedi? Aa abi beni çok pis linçlediler ya. Hemen kemale basmalıyım mı dedi? Basmadı yani. Mal dediniz, tavukçu dediniz, zort dediniz, zart dediniz, FETÖ'cülerle birleşip operasyon çektiniz de ne oldu yani? Ne oldu yani? Teşekkürler Lord Amoncuğum. Sizi kaç kere dedim yani? Kaç kere söyledim? Kaç kere söyledim? Bunu yapmayın dedim. Bunu yapmayın. Yarın dedim incecilerin oyuna ihtiyacınız olacak dedim. Kalktınız zafercilere sövdünüz. Bunu yapmayın. Yarın dedim bunlara ihtiyacınız olacak dedim. Onu bunu ne istediğiniz her seferinde dedim ki yapmayın kardeşim yapmayın yapmayın yapmayın. Eee işte. Onlara söven şimdi ok troll yayıncılar bir kısmını biliyorsunuz zaten. Anadolu pandası abim. Muhteşem siyasi analizleriyle. <laughs> Seçim günü yine bizi coşturdu. Muhteşem siyasi analizleriyle. Siyasi deha. Gitmiş Fatih Portakal demiş ki neden şimdi Sinan Oğan'a sövüyorsunuz insanları ayrıştırıyorsunuz önce ince yediniz şimdi şimdi portakala mı yapıyorsunuz demiş ya kardeşim sen sen inceye oy verenlere hıyar dedin lan yani duruyor yani tweetlerin sen inceye oy verenlere hıyar dedin oğlum yani hani arada çok zaman diyor yok bir hafta var arada her gün ince ile ilgili 20 tane tweet attınız yani. Utanma da yok ki bunlarda. Suratını osursan bahar esintisi diye takla atar ya. Sen de bir önce inceye vereceğim diyordun. Tabii ki diyordum ben hiç. Gocunmuyorum ki. Ben 20 kere söyledim. Ben inceye vereceğim diyordum. Fakat e, ince kendisine uygulanan bu... E, Aç sikeceğim ya. İçeri değil. Troll baskısını kaldıramadı. Ayrıca yani gerçekten dört tane adayın olduğu bir senaryoda birinci turda bitirme ihtimali zaten yoktu. Çünkü o zamanki anketlere baktığımız zaman ee, o anketlerde hiç kimsenin yüzde geçme ihtimali görünmüyordu. Fakat ince Kafaları ince ben dedim ki inceyi desteklemenin artık bir anlamı kalmadı. Kendisinin de geri çekilmesi lazım dedim. Nitekim kendisi de geri çekildi. İnce çekildikten sonra birinci turda bitirme şansı doğdu. İnce geri çekildikten sonra e, bitirme şansı doğduktan sonra ben de dedim ki birinci turda bitirelim. Tabii ki Kılıçdaroğlu'na verelim. Yani benim anlattığım şeyler çok kronolojik şeyler arkadaşlar. Yani... Doğdu bu şans doğdu arkadaşlar. Yani birinci turda bitirme şansı İncer'in çekilmesiyle doğdu. Ama o an olmasaydı birinci turda götten yiyorduk. Şimdi iki gün önce o ana faşist diyen yayıncı kardeşlerim <laughs> şey oldular. <laughs> Silen kapıyı açla bozkurt getirdik hediye getirdik. <laughs> yani yapmayın abi yapmayın lazım olur yani yapmayın bunu. Anladın mı? Hala sövenler var. Ya abi akıllanmıyorlar işte. Bu akıllanmıyorlar. Gidiyor deprem bölgesindeki vatandaşa sövüyor. Yani e ee, ne oldu yani sövdüğünde ne oldu? Aynen sövdüğün için yarın kılıçlara verecekmiş kanka. Yarın yarın kılıçlara veriyormuş abi. Yarın kılıçlarda oylar Yine de sövebilir miyim? Ya söv kardeşim ya senin canın sağ olsun. O an bu ülkenin 2028 başka da change my mind. Yok değil. Evet tüm ülke öfke uyuşturucu etkisinin altında. Doğru. Ya bu doğru. Turgut Uç'un 30 yayıncı toplaması ve bir şeyler yapması olayına abi? Seni niye çağırmadılar? Bilmiyorum benim haberim yok. Yani demek ki 290 bin kişiye yayın yapan insanlardan birisini değerli görmemişler. Bilmiyorum benim haberim yok böyle bir şeyden. Ne yapmışlar ki? Bilmiyorum herhalde şey mi yapacaklar? Kılıçdaroğlu mu yapacaklar seçime kadar bilmiyorum. Agalarla 31. <laughs> bilmiyorum ne yapacaklar. Eylem planı mı çıkarmışlar? <laughs> Oğuzhan Uğur Sinan Oğan'a vermiş. Öyle bir tweet atmış. Ben onu hiç sormadım abi. Benim skimde değil Oğuzhan Uğur'un kime verdiği ya. Ya şunu anlamıyorsunuz. Oğuzhan Uğur'un kime verdiği gerçekten önemli değil. Oğuzhan Uğur kim amına koyayım? Yani ben kimim? Bizim oyumuz değerli değil ki. Hep diyorlar ya benim oyumla çobanın oyu bir mi? Hayır abi çobanın oyu daha önemli. Geri zekalı senin oyunun gideceği yer belli zaten. Sen gidip çobanı ikna edeceksin ki çoban gitsin. O da başka birini etkilesin. O da oradan oy versin. Yani yıllardır bu kafadan bir türlü çıkamadığını zamana koyayım. Çobanın oyu daha önemli. Geyim, Twinkim, AKP'liyim. Yapabileceğin hiçbir şey yok. İşte bu Kadıköy solcuları, bu geri zekalılar şey yapıyorlar ya mesela. Neymiş Kılıçdaroğlu'na vermeyecekmiş. Vermeyeceksen verme ya Ramie, Git AKP'ye ver o zaman. AKP'lisin o zaman. AKP'ye ver o zaman. Mal gerizekalı. Mal. <laughs> e, tamam da abi yani sen istediğin kadar aşağıla. istersen çık üstünde tepin. Yani aa bakın Kadıköy Solcusu yayıncımızdan bir oy gelmiş. Durun bunu 10 tane sayalım. Yaz yavrum Kılıçdaroğlu'na 10 tane demiyorlar yani. Senin o üstünde tepinliğin kızın oyu da bir oy. Senin oyun ne bir oy abi? <laughs> yani bu kadar basit. <laughs> yani i̇stediğiniz kadar tepinin. Bunu bir türlü çözemiyorsunuz. Bunu bir türlü çözemiyorsunuz. Çözemediğiniz süreçte de, sürece de yenilmeye mahkumuz yani. Yapacak bir şey yok. Celladına aşıksa bir millet. Celladına aşıksa bir millet o azlışın haklıydı %60 <laughs> 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 Yavuz de deprem bölgesinde AKP'ye oy veren vatandaşa sövüyorlar. Abi adama sövemezsin ki. Adama sövemezsin. Ya böyle, böyle bir şey yok. Adam demek ki teşekkür ederim. Canım. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim canım. Adam demek ki tamam mı? AKP'nin oradaki evleri bitireceğine inanmış. Ya da kendisini rehin hissetmiş de olabilir. Bu evlerin projesi başladı. Bitmesi için AKP'nin başta kalması gerekiyor demiş de olabilir yani. Orada demek ki senin siyasi başaramadı bir şeyleri. Yani sen çıkıyorsun. Sabah Halk TV, öğlen KRT, e akşam Tele 1'de. E nasıl ulaşacaksın sen bu adama kardeşim? İki tane de tweet atıyorsun. E nasıl ulaşacaksın sen bu adama? Demek ki adamı ikna edememişsin. Yani bunda gocunacak bir şey yok ki. Yok. Yok. Hata seçmende baba. Adam tartıya çıkıyor tartılacağım diye. Abi kilon bu kadar çıktı diyoruz. Diyor ki ya. Tartı bozuk. Ya çıkma oğlum o zaman tartıya Allah Allah. Ne yapayım lan? Gocunayım mı lan? Tartılar faşist mi acaba? İki tane bounty. Bir tane Snickers bir tane peskot faraula, bir tane doritos el ee, Thank you. Ah oğlum ah anlatamıyorum. Koç, anlatamıyorum. Bak bir buçuk iki yıl anlatmaya çalıştım. Babama da dedim. Baba dedim böyle 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 böyle. Vermeyecek bak seçmen dedim. Babam bana dedi ki yo. Tanımıyorsun diyorum. Verecek abi. Vermek zorunda abicim. Aynen. Ha. Verdi Hani siyaset konuşmayacaktık? Erlik ve sen Twitter'da AKP ilan edildiniz. Evet abi biz AKP'liyiz. Aynen. Şimdi bana ne gazeteciler yazıyor. Muharrem Bey'le görüşün masaya oturtun falan diye. Ne oldu amına koyayım? AKP'li atericiydik biz. Bu akşam medyoskopta. Acaba Cahri'nin AKP'li mi? Ah lan. Abi hala şeyi söylüyorum Lukas yani hala çıkıp demokrasi bileti versiyon 2 anonslamamaları çok ilginç ya. Kamerada odak sorunu var. Ya yüze odaklanıyor o. Kafamı yan çevirince odak kaçabiliyor. Don't go wasting your emotions. Lay all your love on me. Eket tane bantı. Demek ki yüzsüzsün. Ba 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 ba. Müslümanca. Oyun geç, geçek siyaset yordu. Siyaset çok yordu. Oğlum hastaneye kaldırıldım diyorum. Şaka yapmıyorum bu arada ya. Harbiden hastaneye kaldırıldım. Damar yolum sikildi. Ah ulan ah. Beni hastaneden hiç çıkarmayın. Yaska beni hastaneden çıkartmayın. Yeni fetiş. Yeni fetiş unlocked. Peki kaç yüz bin Suriyeli oy kullandı? Abi bunu da söyledik. Dinlenmiyoruz ki. Ben bu konunun üstüne gittim biraz. Ondan sonra CHP açıklama yaptı. Dedi ki ya sıkıntı yok ya falan dediler. Dedim tamam amına ne koyayım. Sonra beni darladı birkaç tane arkadaş. Abi bu konunun üstüne niye gitmiyorsun falan. Dedim abi CHP gitmiyor. Ben ne yapayım yani? Ben harbiden 31 çeken bir atariciyim ya. Hocam bugün Ottü Medya diye bir topluluğun bilet askıda etkinliği yaptığını gördüm. Bağışçı baş... Abicim CHP'nin sınırsız parası var. Kaldırsın götünü gerekeni yapsın ya. Bu kadar basit ya. Vallahi yormayın bizi. Sınırsız parası var. Ne oluyor lan? Twitter mı patladı? Twitter mı patladı şu an? Bir baksanıza. Ben niye giremiyorum Twitter'a? Ben girebiliyorum. Aa banlandık amına koyayım. Logout etmiş beni. Niye öyle oldu? Kardeşim psikot Farahula verir misin? Ah, oh, shit! Ah, oh, shit, man! Man, thank you, thank you, thank you, far too kind, P-Rabio!